Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün sizler için güveçte kuru fasulye tarifiyle karşınıza geldim. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Şimdi hemen malzememize geçelim. 2 su bardağı ıslatılmış kuru fasulye, 150 gram dana kuşbaşı etim ve biraz da iç yağ ekleyeceğim arkadaşlar. Sizler dilerseniz katmayabilirsiniz. 2 tane domates rendesi, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, baharatlar olarak kırmızı toz biber 1 çay kaşığı, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber. Dilerseniz tarifimizin yapımına hep beraber başlayalım. Öncelikle ocağıma güvecimi aldım. İçine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Hemen sonrasında iç yağımı ekliyorum. Ben çok az kullandım. Erimesini sağlıyorum. Gördüğünüz üzere yağım güzel eridi. Hemen etimi ilave ediyorum. Güzel karıştırıp soteliyorum. Evet, etim güzel sotelendi. Hemen soğanımı ilave ediyorum. Onun da sotelenmesini sağlıyorum. Gördüğünüz üzere güzel sotelendi. Şimdi güzel tat verebilmesi için 2 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Tereyağımı da ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum ve domateslerimi ilave ediyorum. Mutlaka domates sosu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Domateslerim de güzel kavruldu ve salçalarımı ilave ediyorum. Salçamın kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz üzere salçamız güzel kavruldu, kokusu çıktı. Şimdi üzerine iki su bardağı kaynar su ekliyorum. Suyu fazla eklemeyelim arkadaşlar. Yemeğimizin lezzetli olabilmesi için devamlı yemeklerimizde suyu ölçülü kullanalım. Rengi çok güzel oldu. Hemen
kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat kadar kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz üzere etimiz gayet güzel pişti. Ve hemen fasulyemi ilave ediyorum. Sonrasında baharatlarımı ilave ederek yemeğimi tamamlıyorum. Güzel karıştırdıktan sonra son olarak kaynamaya başlayan yemeğimin içerisine tuzunu ilave ediyorum. Bir saat kadar pişmeye bırakıyorum. Evet, gördüğünüz üzere yemeğimiz gayet güzel pişti. 20 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Ve şimdi arkadaşlar hep beraber servis tabağına alalım. Evet, umarım yaptığım bu tarifi sizler de beğenmişsinizdir. Eğer ki bu videomu beğendiyseniz lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkesin favorisi olan güveçte kuru fasulye tarifini hep beraber yaptık. Güzel de bir sunum yaptık. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kolayca paylaşımlarda kalın.